Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bu hikayede kadın sığınma evine giden bir kadının evlilik sürecinde yaşadığı üzücü olayları göreceğiz. Üzücü bir hikaye, çok dramatik bir hikaye. Eminim ki buna benzer şeyler yaşayanlar var bizi izleyenlerden. Ama hayatın içerisinde olan bu tarz olaylarda neler yapabileceğimizi göreceğimiz bir hayat hikayesi. Hikayeye geçelim, ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Selamünaleyküm Yunus Hocam. Allah sizden binlerce kez razı olsun böyle bir program yaptığınız için. Uzun zamandır takip ediyorum kanalınızı ve bir cesaretle artık ben de işin içinden çıkamadığım bir soruda sizlere danışmaya karar verdim. Danışmak da denmez aslında. Düpedüz yardım istiyorum. Ama konuya da nereden başlayacağımı inanın hiç bilmiyorum. Çünkü biliyorum ki çok fazla laf söyleyen olacak bana. İnşallah böyle olmaz. İnşallah hikayemi ön yargısız dinlerler. Yunus Bey, ben İç Anadolu'da bir ilçede doğup büyümüş 5 kardeşten bir çocuğum. Annem ev hanımı, babamsa burada madende çalışan bir adam. Çok varlık görmüş insanlar değiller. Ama dinlerine bağlı, akılları başlarında normal insanlar. Ama birazcık maalesef ki çevre ne der, çevre ne yapar? Buna önem gösteren insanlardı. Ama buna rağmen babam beni ortaokula kadar okutmuştur. Daha sonrasında da daha 18'ime bile girmeden görücü usulü nişanladılar beni. Çok geçmeden de evlendim. 18 yaşımda da görücü usulü olarak evlenmiş oldum. Evlendiğim kişinin ailesi işinde gücünde, hali vakti yerinde, önem taşıyan bir soyada sahip insanlardı. Baba evinde yokluk görmemiştim çok şükür. Koca evinde de görmüyordum. Her şey güllük gülistanlık giderken eşimin askerliği geldi ve askerliğe uğurladık. Ben eşimi ilk görüşte sevmiştim, yalan yok. O henüz daha yeni askerdeyken de hamile olduğumu öğrendim. Ve evlilikte hamileyken eşim askere gittiği için psikolojik olarak biraz sıkıntılı bir hamilelik geçirdim. Eşim doğuda görev aldığı için ve psikolojisi resmen çok kötü şekilde bozulduğu için birkaç ay sonra eşime çürük raporu verip gönderdiler. Döndüğünde de psikolojisi çok daha bozuk bir adama dönüştü ve intihar etti. Bir sabah uyandığında kendini astığını gördük. O gün ben benden gittim. Meğerse önceleri delikanlı adamım ben. Nasıl çıkarım insan içine? Askerden çürükle dönmüş derler. Delikanlığım gider diye söylenirken bir de öğrendim ki benden önce sevdiği, çok aşık olduğu bir kız varmış. Ama başkasıyla evlendirdikleri için resmen hayat enerjisi sönmüş. Evlenince düzelir umuduyla alelacele beni bulmuşlar. Ve haliyle de kendimi bir anda kızımın babasıyla evli buldum. Daha ne oldu, ne olacak demeden eşim askere gitti ve ben de ailesinin yanında kaldım. Bu kız olayı yüzünden de psikolojisi iyiden iyiye gitmiş. İntihara kadar gelmiş işte. Bunu da intiharından sonra yazdığı notlardan öğrendim. Hem çok üzücü hem çok acı bir mektuptu bu. Mektupta şöyle yazıyordu. Sevdiğimle kavuşamadım. Buna engel olanı herkese hakkımı haram ediyorum. Yaşamımı elimden aldılar. Artık daha fazla dayanacak gücüm kalmadı diye yazmıştı. O mektupla ikinci defa yıkıldım. Beni hiç sevmemiştik hocam. Ama ben bunu bilmiyor, saf duygularımla onu seviyordum. Evin tek çocuğu olduğu için ben de evin tek geliniydim. Ve keyfim yerindeydi, yalan söyleyemem. Normal bir hayatımız vardı. Ben de baba evinde çok görmemiş, bilmemiş bir insan değildim. Ortaokula kadar okutmuşlardı beni söylediğim gibi. Eşim gerçekten yakışıklı, yüzüne bakılabilecek bir insandı. Onu ilk gördüğümde ona içim ısınmıştı. Bu yüzden de vefatı beni çok etkiledi. Annesinin ve babasının olduğu evde yaşamaya devam ediyordum. Ve sanki onlar da bana baktıkça oğullarını hatırladıkları için bir an önce baba evine dönmemi istiyorlardı. Ama bizde bir söz vardı. Gelinlikte çıkan kefenle geri döner. Kendimi sığıntı gibi hissediyordum. Ve bu şekilde dünyaya nasıl sağlıklı bir çocuk getireceğimi düşünüyordum. Eşimin anne babası çocuk doğunca çocuğu benden alacaklarını söylüyorlardı. Bunu kabul etmiyordum. Ailem beni kızımla kabul etsin diye dualar ediyordum. Eşimin ailesi bana gençsin, güzelsin. İllaki yuva kurman gerekecek. Ve çocuğun kız. Bir başka adama torunumuzu güvenerek teslim edemeyiz.
tek evladımız, tek yadigar. Bu yüzden torunumuzu bize ver. Sen kendi hayatının yoluna bak. Bul birini, evlen diyorlardı. Kimseye anlatamıyordum. Evlenmeden de kızımla beraber yaşayamaz mıydım? Durumu ailemle paylaştığımda geri dönsem bile kızımla dönemeyeceğimi söylediler. O zaman yıkılmıştım. İntihar etmeyi bile düşündüm biliyor musunuz Yunus Bey? Ama yapamadım. Ya bana bir şey olmaz da evladım olursa bu azapla nasıl yaşarım diye düşündüm ve yapamadım. Bu yüzden de oldukça sıkıntılı bir hamilelik geçirdim. Dünyaya bir bebek gelecekti ve daha nerede yaşayacağımız bile belli değildi. Belki de daha doğar doğmaz onu benden koparacaklardı. Tek başımaydım, güçsüzdüm, yol iz bilmiyordum. Hep dua ediyordum. Yaradan'dan başka kimsem yoktu. Sadece ona el açıp ondan istiyordum. Her ay düzenli olarak da ilçenin devlet hastanesine kontrole gidiyordum. Kızımın büyüdüğünü, geliştiğini gördükçe seviniyor, şükrediyordum. Son ayıma gelince doğum için evrak hazırlarken Bezne'de kavga ettik adamla. Evrakta eksikler falan varmış. Ama anlamayan oydu. Daha önceki adam işlem yapabiliyordu. Bu yeni gelmiş, bilmiş tavırlarıyla bana resmen zulmediyordu. Hastanede danışmadaki bir beyefendi dayanamayarak "Eşiniz nerede hanımefendi? Hamile halinize siz uğraşıyorsunuz. Arayın, söyleyin evrağı kalıp gelsin" dedi. Ben de o anın siniriyle "Eşim yok, öldü" dedim ağlayarak. Canıma tak etmişti resmen. Bu yüzden bu adam da benim çaresiz olduğumu gördü. Ve son haftadayken son doktor kontrolünde artık duygularımı tutamamış, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım. Çünkü artık biliyordum ki kızımı benden kesin olarak alacaklardı. Onunla belki de son zamanlarımızdı. Ben bu duygularla boğuşurken yine o danışmadaki adam bir anda yanıma yaklaşıp su uzattı. "Yapabileceğim bir şey varsa söyle" dedi. Ne anlatacaktım ki? Hangi birini ne anlatacaktım? Hem anlatsam ne olacaktı ki elin adamına dedim. Ve hiçbir şey demeden yanından koşar adımlarla ayrıldım. Ben koşarken arkamdan seslendi. "Eğer başında bir bela sıkıntı varsa polise sığın, devlete sığın, sahip çıkar" dedi. Günler geçti. Kızımın doğacağı gün gelip çattığında aileler arasında yapılan anlaşmaya uymak zorundaydım. Bebek 40 günlüğe kadar benimle kalacak, daha sonrasında babaannesi ve dedesine bırakıp baba evime dönecektim. Böyle anlaşmışlardı ailemle. Ben baba evime dönüp birkaç hafta sonra muhtemelen yine Görücü'ye gelenlerden birisiyle evlendirilecektim. Çünkü annem daha doğum yapmadan bu konuşmayı yapmıştı benimle. Ne olurdu ki kızıma da bana sahip çıksalardı? Annem bebeğe bakardı, ben de çalışırdım. Ama işte o esnaf ne der, el ne der düşüncesiyle dul kadın çocuğuyla dönemez, dönerse de hemen evlenir mantığı vardı. Ben daha doğum yapmış kadını kimse almaz derken onlar yerimi bile ayarlamışlar meğer. Ama evlendirecekler adam şart koşmuş. Ve beni çocuksuz istemiş. Beni çocuğumla kabul etmeyen adam benden karılık beklemiş. Şaka gibi ya. Şaka gibi. İnanın ben de inanamadım bu olanlara. Ama o zaman susmaktan başka çarem yoktu. Düğünde bana takılan altınları kayınvalidemin sakladığı yerden gizlice aldım. Doğum olduktan yaklaşık 15 gün sonra babaannesi ve dedesi evde yokken kızımı da alıp evden kaçtım. Tek bildiğim şey polise sığınmaktı. O danışmadaki adam bunu bana hatırlatmıştı. Allah razı olsun ondan dedim. Ve polise sığındım, olanları anlattım. Onlar da bana devletin ben ve benim gibi kadınlar için gizli tutulan bir sığınma evi olduklarını söyledi. Duruma göre başka şehre de gidebilirdim. Ama ben bunu yapmak istemedim. Sonuçta bildiğim yer her zaman iyidir diye düşündüm. Zaten öyle kafamıza göre dışarıda çıkamıyordum. Hastane ve aciliyet hariç. Girmeden önce bir sağlık raporu almam istemişlerdi. Polislerle beraber sağlık raporu almak için hastaneye gittiğimizde yine o danışmadaki adamla karşılaştım. Beni görünce telaşlandı. Sanki konuya hakimmiş gibi sessiz sedasız yaklaşıp bana numarasının ve isminin yazılı olduğu bir kağıt uzattı. Bana "Beni mutlaka ara. Bak yardım etmek istiyorum, kötü bir amacım yok" dedi. Ben almamak için direnirken kucağımdaki kızımın battaniyesi arasına sıkıştırdı kağıdı. Ve "Burada beklemeyin hanımefendi. Şöyle oturun" dedi. Dikkat çekmemeye çalışıyordu. Sığınma evine beni götürdüklerinde ilk gecem çok zor geçti. Telefonumu falan almamıştım. Zaten yanıma alsaydım da yasakmış orada. Kadın cezaevinden farkı yoktu. Sığınma evi zaten bebekle kalmaya uygun bir yer değildi. Çünkü kimin neden geldiğini bilmesek de aramızda kendi evladının canına kıyan kadınların olduğunu biliyorduk. Ama kimin kim olduğunu bilmiyorduk.
ve ortak alanda onlarla bulunmak zorundaydık. Öyle kafamıza göre odamızda kalamıyor, kurallara uygun hareket ediyorduk. Ve ben de bu psikolojiyle çocuğumu sevmeye yaklaşanlara bile sert çıkıyor, dışlanıyordum. Haftada bir telefon hakkı veriliyordu. Ben yaklaşık 3 hafta kadar bu telefon hakkını hiçbir şekilde kullanmadım. Zaten ailem hiç kimse nerede olduğumu bilmiyordu. Polisler bunun teminatını bana vermişti. Ta ki memurlar bir gün beni şehir dışına bir sığınma evine göndereceklerini söyleyene kadar. Ben kızım kreş yaşına gelene kadar burada kalırım, bir şekilde de düzen kurarım diye düşünüyordum. Ama şehir dışı benim elimi kolumu bağladı resmen. Bilmediğim yerde ne yapardım? Harcanır giderdim. Bu şekilde eli kolu bağlı kalamazdım. Çünkü dediğim gibi orası bebekli anneler için uygun bir yer değildi zaten. Hatta bazı günler bize iş yardımı aldırıyorlardı. Ama henüz kızım çok küçük olduğu için ben bundan yararlanamıyordum. Bir an önce hayatıma bakıp düzenimi kurup kızımla mutlu bir hayat yaşamak istiyordum. Bunun zor olacağını biliyordum ama ben her şeyi göze almıştım. Onlar beni şehir dışında bir sığınma evine göndermeden önce benim buradan çıkmam gerekiyordu. Kendi isteğimizle girdiğimiz gibi kendi isteğimizle de çıkabiliyorduk. Bunu söylemişlerdi. Yanımdaki birkaç kadın bul birine evlen diyordu. Evlilik harici ayakta duramazsın diyorlardı. Aslında evlenmeye karşı değildim ama hangi adam beni çocukla kabul eder diye düşünüyordum. Kızımdan ayrı bir dakika bile duramazdım. Çünkü ben anneyim. Hangi anne evladından vazgeçebilir ki? Sebep ne olursa olsun hiçbir anne evladından vazgeçemez. Bu düşüncelerle boğuşurken 3 hafta sonunda ben dayanamayıp o danışmadaki adamı aradım. Bana acil hastaneye gelmem gerektiğini, kızımın sağlığıyla alakalı bir sıkıntı olduğunu, haftalardır beni aradıklarını ve bulamadıklarını söyledi. Ben tabii oynadığı bu oyunu anlamayıp yalvar yakar hastaneye koştum. O da orada çalışan olduğu için yardım ediyor gibi gözüktü ve benimle özel görüşmek istedi. Bana telefonların dinlendiğini bildiği için böyle bir oyun yaptığını, kızımla bir durum olmadığını ama benimle evlenmek istediğini söyledi. Bunu damdan düşer gibi söylemesi beni şok etmişti. Tabii ben reddettim. Ben sadece bana belki yardım edebilir umuduyla onu aramıştım. Tanımadığım bir adamla evlilik düşüncesine girecek değildim. Ben reddedince hemen reddetme. Gel seni de kızın doğrudan çıkarayım. Birazcık vakit geçirelim, beni tanı. Ailemi tanı. Ondan sonra kararını verirsin. İstediğin zaman zaten sığınma evine geri dönebilirsin. Ama beni tanımadan lütfen hemen reddetme. Bak, seni gördüğüm günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Evladın evladımızdır. Sen de gel eşim ol dedi. Sığınma evinden istediğim zaman çıkabiliyorum, bunu biliyordum. Girerken söylemişlerdi zaten. Düşüneceğim dedim ben de. Birkaç gün düşündükten sonra çıkma kararı aldım ve direkt hastaneye gittim. Gidecek başka yerim yoktu zaten. Danışmada birden karşısında beni görünce gördüğüne gerçekten sevinmiş, resmen gözleri ışıldar almıştı. Ve eli ayağı birbirine dolaşmış bir şekilde hadi gel kantine geçelim, karnın aç mı, çocuk iyi mi diye bir sürü soru sormaya başladı. Memur olduğu için orada 9-5 çalışıyordu. Saati biter bitmez lüks arabasına atlayıp önce bir restorana gittik. Bana emin olana kadar otel ayarlayacağını, kızımla beraber güzel vakit geçirebileceğimi söyledi. Beni rahatsız etmeye niyeti yoktu, çok belliydi. Bir tane de telefonla hat vermişti. Bana bir şey olursa onu arayabileceğimi, müsait olduğunda da görüşmek istersem görüşebileceğimizi söyledi. Kötü bir niyeti olmadığını, gerçekten de niyetinin ciddi olduğunu defalarca kez belirtti. Ona o kadar çok inanmak istedim ki o an. Çünkü benimle odaya bile çıkmadı. Sadece yardım etti. Ve odaya ben tek başıma girdim. Odamı da iyice kontrol ettim. Temiz, düzgün, nezih bir yerdi. Lüks değildi ama temizdi. O gece değil ama ertesi gün onu aradım. İş çıkışında gelip bizi alacağını söyledi. Belki de düzgün bir insandı. Gerçekten vakit geçirirsem onu daha iyi tanıyabilirim diye düşündüm. Bu süreç içerisinde benden de kızımdan da maddi manevi hiçbir şekilde desteğini eksik etmedi. Asla hakkını yiyemem. Duruşu sert, soğuk bir adamdı. Başka bir amacı niyeti olmadığını gerçekten yüzünden bile belli ediyordu. Ailesine de benden bahsettiğini söylediğinde onlar da benimle tanışmak istemiş. Bunu bana söylediğinde açıkçası biraz utandım. Çünkü çocuklu bir kadındım ve o hiç evlenmemişti. Aslında böyle şeylerin problem olmayacağını, önemli olan onun birisini sevmesinin olduğunu söyledi. Çünkü evlendirmek için gerçekten uğraşıyormuş ailesi. Bunu zaten ailesiyle tanıştığımızda bir kez daha öğrendim. Annesi babası beni de kızımı da çok güzel bir şekilde karşıladılar. Gerçekten de torunları gibi bağırlarına bastılar. Buna çok sevinmiştim.
ve artık onun hakkında olumlu düşünmeye başlamıştım. Eşim ve ailesi aileme gidip durumu anlattılar. Ailem zaten çocukla beraber o eve dönmemi istemediği için hemen kabul etmiş. Sonuçta onların da memur bir damadı olacaktı. Üstelik beni kızımla beraber kabul ediyordu. Biz işi çok uzatmadan hemen evlendik. Ben tekrar gelinlik giymiştim. Hatta kızıma da küçük bir gelinlik giydirmiştik. O kadar mutluydum ki anlatamam size. Her şey rüya gibi ilerliyordu. Çektiğim acılar unutturmuştu bana. Bana çok iyi bir eş, kızıma da gerçekten çok iyi bir baba olmuştu. Bazı geceleri ben yorgunluktan uyuduğumda kalkıp kızıma mama bile yapıyordu. Ona çok düşkün davranıyor, oyuncaklar alıyor, şarkı söylüyor. Bazen uyumadan önce masal bile okuyordu. Annelik duygusuyla bazen sinirlendiğimde kızıma bağırmaya kalksam hemen müdahale edip araya girip savunuyordu. O kadar şükrediyordum ki Allah'a. Rabbim, şükürler olsun diyordum. Resmen hayallerimi yaşıyordum. Ailecek çok mutluyduk. Ve eşim ikinci çocuk istiyordu. Gel zaman, git zaman bu güzel mutlu yuvamız hep böyle devam edecek zannederken kızım büyüdükçe eşim ona daha fazla yaklaşacağına, samimi olacağına zıt bir gözle bakmaya başladı. Bu durum kızım yaklaşık 3 yaşındayken başladı. Ya da ben kızım 3 yaşındayken bunu fark ettim. Meğersem öve öve bitiremeyip peşinden dualar ettiğim adam, eşim, kızımı kabul ettiğini söylerken aslında içten içe asla istemiyormuş. Kızım büyüdükçe geç saatte uyumak istedikçe eşim sürekli problem yapmaya başladı. Sustur şu çocuğunu, istemiyorum, yoruldum. Bu ay bu kadar alışveriş yaptım ona gibi söylemler söylemeye başladı. Ben ilk başta haklı buluyordum. Diyordum ki sonuçta öz babası değil. Neden para harcasın ki? Kendimce iş bulmaya çalışıyordum. En azından çalışır, kızımın ihtiyaçlarını kendim gideririm diye düşünüyordum. Ama ben eşimin arkasında durdukça eşim kızımı itmeye başladı. Ve bir süre sonra hiçbir şekilde aynı ortamda bulunmak istememe raddesine geldi. Resmen sofraya bile oturmak istemiyordu. Sürekli uyut şunu, yine mi çocuk ya? Çocuk sesi almıyor artık kafam gibi söylemlerde bulunup duruyordu. Acaba ikinci çocuk olsa düzelir mi diye ikinci çocuk hazırlığı yapmaya başladık. Ama çok korkuyordum. Ya kendi öz çocuğu olunca benim kızımı hiçe sayarsa diye. Ama Allah var. Ben gerçekten seviyordum eşimi. Ayrılık düşüncesi hiç geçmiyordu aklımdan. Eşim de öyle hiçbir zaman ayrılmayı teklif etmedi. Ama kızım ona baba dedikçe, o cevap bile vermedikçe benim artık zoruma gitmeye başladı. Bir gece konuşmaya karar verdim. Bana beni kızımla kabul ettiğini ama kızıma babalık yapacağını söylemediğini söyledi. Haklıydı. Böyle bir vaat olmamıştı. Beklemezdim de zaten. Ama onun henüz daha bebek olduğunu ve böyle şeylerin ona zarar vereceğini söylediğimde ise buna şiddetle karşı çıktı. Bana ne? Bak ben sıkıldım, bunaldım, yoruldum, hayatım bitti artık dedi. Ben de bir anlık sinirle boşanalım o zaman dedim. Bunu söylemem onu şok etmişti. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Ben de bir an kızımı ve geleceğini düşündüğüm için ağzımdan böyle bir şey çıkıverdi işte. O anlık sinirle kapıyı çarpıp evden çıkıp gitti. Ben de onun da boşanmak istediğini düşünüp eşyalarımı hazırlamaya başladım. Gidecek bir yerim olmadığı için tekrardan sığınma evine yerleşmeyi düşünüyordum. En azından artık kızım büyüktü, bebek değildi. Az buçuk istediklerini dile getirebilecek yaştaydı. Devlet bana bir şekilde sahip çıkar, bir şekilde yolumuzu buluruz diye düşünüyordum. Çünkü ben bu adamla kızımı da kabul ettiği için evlenmiştim. Kızımın hiçbir suçu günahı yoktu. Ona böyle bir acı yaşatamazdım. Bir yandan eşyalarımı topluyor, bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Soluğu hastanede aldım. Acile verdiğim kan testiyle hamile olduğumu öğrendim. Eşime mesaj attım ve hemen eve gelmesini söyledim. Eve geldiğinde testi önüne koyunca sevinçten bana sarıldı, ağlamaya başladı. Yere düz çökerek dualar etmeye başladı. Dönüp dönüp bana baktı ve sarıldı. Ama ne yazık ki ben bu duruma onun kadar sevinemiyordum. Çünkü biliyordum ki her şey daha kötüye gidecekti. Eşim kızıma belki de çok daha fazla kötü davranacaktı. İşin kötü tarafı, kızım kardeşi olunca bu dışlanmayı çok daha fazla hissedecekti. Eşim sevinçle yüzüme bakarken ben birden bu çocuğu aldırmak istiyorum dedim. Ani bir değişimle, hayatım ne demek? Çocuğu aldırmak ne demek? Ben senelerdir bugün için dua ediyorum. Sorun ne? Sıkıntı ne? Söyle çözelim. Niye böyle bir düşünceye vardın dedi. Ben de durumu anlattım. Bu defa daha sakin bir şekilde dinledi beni. Ve bana söz verdi. Kızıma eskisi gibi davranacağını, onu da bağrına basacağına söz verdi. Yeminler etti.
Yoksa ben bu evliliğe o günden sonra gerçekten devam etmezdim. İki evladıma kıyacağıma tekine kıyardım. Sözler verip yeminler ettiği için ona inandım ve evliliğime devam ettim. Ama Allah biliyor ya, içten içe dua ediyordum. Çocuğum erkek olsun, tek kızımız benim kızım olsun da olur ya şeytan araya girerse, iki kız olunca kızım eksiklik çekmesin. Eşim için tek kız çocuğu kızım olursa o eksikliği fazla hissettirmesin diye. Ama maalesef ki ikiz bebeğe hamile olduğumu öğrendim. Birkaç ay sonra da bir kız bir erkek olacağını öğrendim. Eşim de ailesi de sevinçten beni nereye sığdıracaklarını bilmiyorlardı. Ama kızımı şimdiden dışlamaya başladılar. Bu durum beni gerçekten çok üzüyordu. Neydi bu başımıza gelenler, neydi? Daha doğmadan kızımın bu çilesi neydi? Sürekli ağlıyor, sürekli yataklara düşüyor, çok korkuyordum. Zaten ikiz olduğu için çok zor bir hamilelik geçirmiştim. İkiz bebeklerimiz için hazırlık yapmaya başladık. Ama inanın benim içimde hiçbir heves yoktu. Belki doğacak çocuklarımın bir suçu yoktu. Ama ben çok pişmandım. Keşke evlenmeseydim diyordum. Çünkü eşim gün geçtikçe daha doğmadan daha çok seviyordu çocuklarını. Doğuma tek başıma gidecektim. Ve kızımı bırakabileceğim hiç kimse yoktu. Eşimin ailesi de söylediğim gibi doğacak torunlarını bekliyorlardı heyecanla. Annesi ve eşim benim yanımda kalacaktı. Kızım da anneannesine alışkın değildi. Bu arada eşim de sürekli doğumdan sonra bari 40 gün babaannesinde kalsın. Ne olacak sanki o süreçte? 3 çocukla nasıl ilgileneceksin deyip duruyordu. Ben de doğuma son bir hafta kala gözyaşlarımı içime akıta akıta kızımı alıp babaannesine gittim. Torununu görür görmez bağrına basmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O an çok pişman olmuştum. Acaba en başta mı kızımı onlara verseydim? Ailemi de bir şekilde evlenmeye ikna etseydim, belki de kızım bu durumları yaşamayacaktı. Beni karnım burnumda gören eski kayınvalidem, eninde sonunda bize gelecekti yavrumuz. Biz sana bu yüzden en başta bırak dedik. Bak şimdi, ikiniz için de daha zor olacak. Belki biz ölünce kızım büyümüş olup gelip seni bulup durumunu anlatınca anlayacaktı. Ama şimdi çok daha zorluk yaşayacaksınız be kızım. Bizim tek derdimiz torunumuzun iyi olması. Sen de gencecik yaşında hayatına devam edebilmelisin. Sen bunu yanlış anladın. Kaçtın gittin bizden dedi. Ben de durumu anlattım. Sadece doğumdan sonra 40 gün kalacak. Sonrasında alacağız kızımı. 2 ay dedim sadece. Hem siz de torununuzla vakit geçirirsiniz. Tamam dedi babaannesi. Biraz para uzattım. Babaannesi koy onu cebine. Zaten kaç senedir hasret kaldık yavrumuzun yavrusuna. Görmemiş olayım. İstediğin zamanda da gel gör evladın dedi. Ben evden çıkarken çok ağladım. Kızım anlamıştı gittiğimi. Babaannesine de yabancıydı zaten. Ama başka çarem yoktu Yunus Bey. Ben kendimi toplayana kadar, çocuklar alışana kadar perişan olurdu yavrum. Belki aç kalırdı, altı bile değişmezdi. Size bu satırları yazarken bile gözyaşlarımı tutamıyorum. Biraz ağlayıp öyle devam etmek zorunda kalıyorum. Umarım anlaşılır şekilde yazıyorumdur. Rabbim hiçbir anneyi evladından ayrı koymasın. Bir anneyi evladından ayırmak isteyen herkesin cezasını hem bu dünyada hem de öteki dünyada versin inşallah Rabbim. Bence cahilliğime yaptığım bir hata ama umarım benim durumumda olacak olan kim varsa dinleyicilerden ders olsun. Eve döndükten sonra ben doğum sancısıyla hastaneye gittim. Ama aklım hep kızımdaydı. İlk göz ağrımdaydı. Çok sıkıntı çektim bu 2 ayda. Ama kızımı çok özlemiştim. Bizim kızımla çok zor günlerimiz olmuştu. Hep beraber el eleydik. Bana her baktığında gülümser, umut olurdu bana. Ama ben onu başka çocuklarım için bırakmak zorunda kalmıştım. Bir gün bile olsa bir anne evladını bırakmamalı. Doğumdan sonra ben de bu psikolojiyle doğan bebeklerime alışamadım. Bana çok çirkinmiş gibi geldiler. İnsan kendi evladını en güzel evlat diye adlandırılmış ya. Öyle değildi işte. Ben doğurduğum iki canı da dünyanın en çirkin bebeği olarak görmüştüm. Ne kucağıma almak, ne bakmak, ne emzirmek. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Babası ve babaannesi özel ilgiyle ilgileniyorlardı. Ben bir an önce kızıma kavuşmak istiyordum. Çok psikolojim bozulmuştu. Eşim bana ne olduğunu sorduğunda durumu anlatınca saçmaladığımı, bir evladım için iki evladımı mı yok sayacağımı söyledi. Bana sürekli biraz zaman geçsin alacağız. Bekle şu çocukların biraz ele avuca gelsin deyip duruyordu. 40 gün sanki nöbet saydım. Öyle zor geçti. Sanki benim için 40 asır gibiydi. Koşa koşa kızıma gittim.
Beni görünce öyle bir koştu ki. Hala o mutlu koşuş aklımda. Koştu, sarıldı, yüzümü sevdi. Çok özlemişti beni. O gün onu bir daha asla bırakmayacağıma yemin ettim. Ve kızımı alıp eve geri döndüm. Eşim de bana verdiği sözleri, yeminleri unutmuştu. Kızım eskisinden bile daha çok yok sayıyor. Kardeşlerine yanaşmaya çalışınca bağırıyor, hatta ittiriyordu. Ben de bu duruma daha fazla sessiz kalamıyor, ona tepki gösteriyordum. Tepkilerimiz tartışmaya, tartışmalarımız da koskocaman kavgalara dönüşmüştü. Artık evimizde bir gram huzur yoktu. Ben eşime tepki gösterdikçe, eşim de kızıma daha çok tepki gösteriyordu. Bir gün yine kızım, kardeşlerini sevmek istediğinde eşim onları düşüreceğini zannedip kızıma tokat attı. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Ben de ikizleri bırakıp kızımı kaptığım gibi çıktım evden. Eşim beni sokağın sonunda yakalayıp kolumdan sürüklemeye başladı. Duruma şahit olan annesi de gelip resmen yalvarıyordu. Yapma kızım, etme. Bu senin evladın da, onlar da senin bebeklerin. Sen niye böyle yapıyorsun? Biz seni gelin bildik, evladını evladımız bildik. Niye şimdi bizi böyle suçluyorsun? Bebeklere tabii ki daha çok ilgi gösterilir. Babası da korkmuş işte zarar görecek diye dedi. Bu adam bakıp büyütmedi mi kızını? Ne olmuş yani kızdıysa, bir tane tokat attıysa terbiyesi için? Abartma bu kadar. Kocana hürmet göster, saygı göster. Etme, eyleme, dön evine dedi. Mahallede rezil olmamak için geri döndüm eve. Ama artık hiçbir şekilde o evde kalmak istemiyordum. Çocuklara süt bile vermez, ağladıklarında yanlarına gitmez olmuştum. Sadece kızımla vakit geçiriyor ve sürekli ağlıyordum. Çok çaresiz bir durumdaydım. Allah sanki çocuklarımın sevgisini almıştı benden. Sadece kızıma karşı vicdan azabı çekiyordum. Bir akşam ben yine mutfakta bu düşüncelerle otururken kayınvalidem yanıma geldi. Ve kızımı bir süreliğine babaannesine bırakmamı teklif etti. Bir evladım için diğer evlatlarını mı bırakacaksın? Kızına yazıksa bebeklerine de yazık. Yapma, akıllı ol. Madem kocanla kızın anlaşamıyor, o zaman bir süreliğine kızını uzaklaştır dedi. Ben kabul etmedim ama onlar çoktan ulaşmışlardı kızımın gerçek babaannesine ve dedesine. Ertesi sabah çalan kapının sesiyle odadan çıktım. Ve onları karşımda görünce, hayır olmaz, kızımı alamazsınız benden diye kızımın üstüne kapaklandım. Benim korktuğumu gören kızım da ağlamaya başlamıştı. Anlamıştı yavrum gideceğini. Kızımın gerçek babaannesi bana dil döküyor. Yapma kızım. Bak olacak gibi değil. Tek başına küçücük kızınla nereye gidebilirsin şu iki tane sabi bebeği bırakıp? Diğer evlatların için bunu yapmak zorundasın. Bak torunumuz bizimle beraber güvende olur. Biz ona iyi bakar, sahip çıkarız. Dövmeyiz, sövmeyiz. Sen de istediğin zaman gelip görürsün. Ver torunumuzu bize dedi. Eşim evde yoktu, işteydi. Bana yardım edebilecek kimse yoktu. Onun yüzünden gelmemiş miydi zaten bunlar başıma? Bağırışmaları duyan ikizlerim de bağıra bağıra ağlıyordu. Bir yandan da kollarımda kızım ağlıyordu. O an dedim ki, ölsem de Rabbim canımı alsa, artık dayanamayacak duruma gelmiştim. Sadece, yapmayın, niye ben, neden, niye diye bağırıyordum. Kendimden geçmişim. Uyandığımda kızım çoktan gitmişti. İçim buz gibiydi. Sanki bir organım yoktu, çok mutsuzdum. Günlerce yemek yemedim. İkizlerin yüzüne her baktığımda kızım geliyordu aklıma. Hepsi büyüdüğünde bu durumu onlara nasıl açıklayacaktım? Kızımın kaybettiği bu günleri ona nasıl verecektim? Yavrumun hem annesi hem babası yoktu. Böyle bedel olur muydu? O gece rüyamda kızımın babasını gördüm. Kızımla beraber oynuyorlardı. Kızım çok mutluydu. Eşim bana kızımı benden alma dedi. Etkilendiğim bir rüya üzerine birazcık da olsa toparlanmıştım. Çünkü belki de kızım orada daha mutlu olacaktı. Belki bana kızacaktı, düşecekti. Ama haklılardı da. İki tane daha yavrum vardı sonuçta. Ben kızımı seviyordum. Bir süre sonra da ne olursa olsun onu alacaktım yanıma. Eşime iyi davranmaya başlamıştım. Pek içimden gelmese de iyi davrandım. Sırf o da belki kızımı özler, kızıma iyi davranır diye resmen oyun oynuyordum. Ama hiç oralı olmuyordu. Kızımı görmeye gitmek istediğimde ise sürekli bir iş çıkarıp bahane üretip beni ne yapıp edip kızıma göndermiyordu. Ben de bir süre sonra eşime yalan söyleyerek evden kaçarak kızımı görmeye başladım. Sonuçta bunun günahı olmazdı. O da benim evladımdı. Evladımı görmek için izin alacak değildim ya. Yalanımı yakalayan eşim bana olan güvenini kaybettiğini söylediğinde umurumda bile değildi zaten.
aramızı düzeltmek için çabalıyordu. Çiçekler alıyor, sürekli hediyeler almaya çalışıyordu. Hafta sonları bir yerlere gitmemizi teklif ediyordu. Ama benim içimden bile gelmiyordu. Aradan tam 3 sene geçti. Kızım ilkokula başlayacaktı. Ve ben ilkokul gününde onun yanında olmak istiyordum. İkizleri babaannesine bırakıp kızımın yanına gittim. Öyle sevgi dolu bir kız ki Yunus Bey, anlatamam size. Yaşadıklarına rağmen o kadar masum, o kadar anlayışlı bir evlat ki size anlatamam. Her gittiğimde beni sevgiyle karşılayıp resmen beni kendimden utandırdı. Bana hiçbir zaman kızmadı. Hiçbir zaman kötü hissettirmedi. Her gittiğimde beni hoş geldin anneciğim diyerek karşıladı, sarıldı. Bir gün bile sormadı biliyor musunuz Yunus Bey? Beni neden buraya bırakıyorsunuz demedi. Kaderine razı gelmişti küçücük ruhuyla, küçücük bedeniyle. En çok da bu canımı yakıyordu. Belki bana bağırsa, hesap sorsa, peşimden ağlasa birazcık daha içim rahatlayacaktı. Ama böyle sessiz sedasız kabul etmesi beni kahrediyordu. İlkokulun ilk gününde babaannesi, dedesi ve ben onu okula götürdük. Çok heyecanlıydı. İlk dersi beraber geçirdik. Herkesin annesi de babası da yanındaydı. Kızımın ismini, babasını sorduklarında sanki kocaman bir çocukmuş gibi olgunlukla cevap verdi her şeye. Babaannesi çok güzel yetiştiriyordu kızımı. Babasının vefat ettiğini söyledi. Başsağlığını dileyen herkese de tek tek teşekkür etti. Çok güçlü bir çocuktu. Okul çıkışı onu babaannesine bırakacaktım. Yolda yürürken bana birden kardeşlerini sordu. Onları çok özlediğini ve ablaların onu çok sevdiğini söylememi söyledi. Gözyaşlarımı tutamıyordum. Eğildim önüne. Tuttum omuzlarından. Kızım bana bağır. Bana hesap sor. Böyle sessiz ve güçlü durma. Dayanamıyorum dedim. O da ağlamaya başladı. Anne ben büyüdüm artık. Ama kardeşlerim çok küçük. Ben senin beni sevdiğini biliyorum. Babamın da bana kırgınlığı geçince ben yine geleceğim senin yanına. Ama sen şimdi kardeşlerimin yanında ol dedi. Bazı geceler seni çok özlüyorum ama abla oldum ben. Sen ağlama anne dedi. Sarıldı. O gün ben çok ağladım. Okulun elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Bazen sınıf öğretmeni ya da rehberlik hocası beni yanına çağırıyor. Elimden geldiğince okul hayatını, normal hayatını takip ediyorum. İhtiyaçlarını karşılıyorum. Bunun karşılığında kızım çok çalışkan ve çok güçlü bir kız olmaya çalışıyor. Biliyor musunuz? Okumayı herkesten önce öğrendi. Her akşam sofraya eşimden hayırlı haber alma umuduyla oturuyorum. Eşim kızımın konusunu açmıyor. Açsa bile babasına çok benzediği için kıskandığını, erkeklik damarına dokunduğunu söylüyor. Vicdana gelip sormuyor bile. Ve ben nasıl ona kızımı bu evde yanımda olmasını istediğimi söyleyeceğim. İnanın hiç bilmiyorum. Üçü de benim evladım, üçü de canımdan parça. Kızıma karşı duyduğum vicdan azabım çok fazla. Ama işin içinden çıkamıyorum. Ne olur yardım edin bana. Ne olur bir akıl fikir verin. Bu süreçte eşim düzelsin, kızımı kabul etsin diye hocaya bile gitmeyi düşündüm. Psikoloğa gittim, o da tedavi sürecinde eşimle de görüşmek istediğini söyledi. Ama eşim asla böyle bir şeyi kabul etmiyor. Sen tedavi ol, benim tedaviye ihtiyacım yok diyor. Çok çaresizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tek isteğim çocuklarımla mutlu bir şekilde hayatıma devam etmek. Nasıl yapabilirim bilmiyorum. Bu yüzden size yazmaya karar verdim. Ne olur bana dua edin. Akıl fikir veremeyecek olanlar sadece dua etsin. Bir an önce kızıma kavuşayım. Kardeşleriyle, annesiyle beraber mutlu bir şekilde hayatına devam etsin kızım. Daha doğmadan çileli oldu benim yavrum. Bir an önce onu çok mutlu etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun Yunus Bey. İnşallah kimse evladıyla sınanmaz. Yorumları tek tek okuyacağım. Şimdiden yorum yapacak herkese teşekkür ederim. Ne olur eleştirmeyin. Ben pişmanlıktan her gün kendime kahrediyorum zaten. Benim durumumda olan varsa, nasıl denge kurdularsa söylesinler yeter bana. Hoşça kalın tekrar, saygılarımla. Gerçekten ikilemde kaldım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Öncelikli olarak kaybettikleriniz için Rabbim rahmet eylesin. Sizlere de sabır versin inşallah. Benim bu hayat hikayesine dikkatimi çeken olaysa yeni ikiz bebeğinizi çok çirkin olarak görmeniz. Bunun da tamamen psikolojik etkileri olduğunu zaten psikologunuz söylemiştir. Ama böyle durumda olanlar varsa en azından onlara da bir fikir olur. Bunun en büyük sebebi eşinizin size davranış şekilleri. Çünkü sürekli sizin ilk çocuğunuzu istemediği için size farklı şekilde davranmış. Onu dışladığını düşündüğünüz için de haliyle siz de
bilinçaltı olarak yeni doğuracağınız çocuklarınızı istememişsiniz. Etki tepki meselesi olmuş. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu. O size baskı kurdukça siz de yeni doğan çocuklarınızı çirkin olarak görmüşsünüz. Ya bir insan evladını neden çirkin görür? Psikolojik etkiler burada çok önemli. Sizi burada yargılamıyoruz. Yaşadığınız zor süreçler haliyle sizi buraya itmiş olabilir. Ki nitekim duygular değişkendir. Yaşadığımız psikolojik travmalar, etkiler hayatı farklı görmemizi sağlayabilir. Siz de o anki baskıyla çocuklarınızı kötü görmüşsünüz, çirkin görmüşsünüz. Belki şu an seviyorsunuz çocuklarınızı. Çünkü o evde istenmediğinizi düşünmüşsünüz. O evde çocuğunuzu istemediğinizi düşündüğünüz için siz de ona karşı bir tepki olarak yeni çocuklarınızı sevmemişsiniz. İnşallah Rabbim ailenizdeki mutlu yuvayı hep birlikte daim eylesin. Burada benim önerebileceğim aslında bir aile terapisti, psikologdan öte. Yani en azından aile terapistine gitseniz bunu çözebilirsiniz. Ya psikolog değil, belki hani kocanız, eşiniz psikoloğu, hani ben deli miyim, niye gideyim diye düşünüyor olabilir. Ama şu an anladığım kadarıyla sorunlar yaşadığınız için, ya bak işte benim bir tanıdık da aile terapisine gitti, sorunların çözülmesine yardımcı oluyor aile terapistleri. Kendi aramızdaki sorunları çözebiliriz deyip aile terapisine gidebilirsiniz. Çünkü aile terapistleri zaten bu konuları çözmek için var. Çözmede yardımcı olmak için varlar. Aile terapisine giderseniz belki eşinizin bu psikolojik durumu çözülebilir. Ve belki ondan sonra çocuğunuzu kabul edebilir. Muhtemelen onun da yaşadığı bazı şeyler var ki sizin ilk çocuğunuzu kendi babasına benzetip onu evde istemiyor. Yani böyle erkeklik gururuna dokunur diye bir şey var mı? Saçma bir şey var mı böyle bir şey? O da belki sizin kendi öz çocuğunuzu çirkin gördüğünüz gibi o da kendisine onu bir gard aldı, bir hedef olarak gördü. Hani siz de eşinizi yargılamayın bu konuda. Hani sizin o an yaşadığınız duygular gibi eşiniz de sizin ilk çocuğunuza karşı o duyguları yaşıyor olabilir. Bunu aşması lazım. Aşması için de tedavi olması lazım. Yani tedavi de çift terapisti. Benim burada önerebileceğim profesyonel destek bu. Çünkü psikoloğa yanaşmamış, yanaşacağını da düşünmüyorum. Ha, ikna edebilirsiniz ne mutlu. Bir diğer konuda arkadaşlar, kimse sizin çocuğunuzu sizden izinsiz zorla alamaz. Çocuğu uyandığında gitmişti. Eğer hanımefendi polis yoluyla gitseydi çocuğunu alabilirdi. Muhtemelen annelik vicdanı el vermemiş ki o iki bebeğini de bırakmak istememiş. Ya da şunu düşünmüş olabilir, ya ben 3 tane çocukla nasıl sığınma evine gideceğim? İki çocuğumu bıraksam ne yapacağım? Bir ortada kalmış. İnşallah çözülür de mutlu bir şekilde devam ederler. Ama bir gün çözerseniz, fake bir adresten bir yorum bırakırsanız bizler mutlu oluruz. En azından süreçte nasıl ilerlediğinizi, yorum bile bırakmasanız da bir mail atarsanız gerçekten mutlu oluruz. Eğer ailesinde sorun yaşayanlar varsa, eşiyle kocasıyla sorun yaşayanlar varsa aile terapisine gitmesini tavsiye edebilirim. Eğer çocuklu biriyle evleniyorsanız çocuğuyla kabul etmişsinizdir. Lütfen onları dışlamayın. Çünkü çocuklarımız masum. Çünkü çocuklar daha bebek. Sizin onlarda yarattığınız psikolojik travmalar ileride onların da başkasının üzerinde bırakacağı psikolojik travmalara yol açabilir. Kabullenemeyeceğiniz çocuklu insanlarla evlenmeyin. Kabullenin, ondan sonra evlenin. Ya da bir yola çıkıyorsanız, sorun yaşıyorsanız terapistle ilerleyip ondan sonra evlenmenizde fayda var. Bu iki aylardan çıkardığımız en büyük ders bu. Maksat, insanlar sıkıntı yaşamasın, mutlu bir yuva kursun. Derdimiz, isteğimiz bu. Bizim de nacizane önerimiz. Evet dostlar, her zaman söylediğimiz gibi videolarımızı sosyal medya hesaplarında paylaşırsanız kim bilir, belki birisine faydamız dokunur. Birisinin keşke yapmasaydım demesine engel oluruz. Vesile olmak dileğiyle inşallah. Eğer videolarımızı seviyorsanız da aşağıdaki beğeni tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Destekleriniz için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.